Kamasına bakma. Evet sevgili dostlar merhaba. Kamasına bakma. Yine bahçedeyiz. Şimdi dal kesimi yapıyoruz. İbrahim abinin dal kesiminde kullandığı şavdavya. Esko. Şöyle. Şavdavya. Evet İbrahim abi nasıl bir motor? Süper abi. Önerir misin? Grubun kesinlikle nasıl Mercedes lider ise bu da grubunda lider kardeşim. Orijinal Japon en ufak bir sıkıntı. Geçen bir sene diyende kamayı yağdım da yan sanayi taktı. He. 15 gündür dal kesiyor bu makine hiçbir şey olmadı. Değil mi? Sen de bir fil akşama kadar çalışıyor hiçbir sıkıntı yok. Yani bunun üzerine yok. Ben ha, mutlaka stil de iyidir marka olarak söyleyeceksek ama stil bir ince diş olduğu için kesimi daha güzel ama dayanma süreci bu kadar yok. Benim gördüğüm. Ben bunu yaşadım. Bunlar iki tane aldık. Bizim kendi mevkimizdeki tüm motorlar bu marka. Değil mi? Veya Şavdavya. Diğer makineler tabii ki her üretici firma üretiyor ama bunun üzerine tanıma. Evet. Kaç litre alıyorsun defosu? 150 cc. Değil mi? Aha. Bayağı da gidiyor. Ha, bak aşağı yukarı 45 ile 60 yani 45 dakika ile 60 dakika arasında değişiyor. Yani dalın büyüklüğü eğer kalınsa hiç 45, durma, 40, durmadan da çalıştın. Ha, 45 dakika. Öbür türlü 1 saat normal deponun süreci. Hatta sürecimizi de tamamlayalım. Malın iyisini alacağım, bir sefer alacağım kardeşim. Sen kaç dönüm yerin vardı sana özel? 35-40 35-40 dönüm. Tamam. 40 dönümü yaptın ayrıyetten amca çocuklar. Herkese işte, de yardım ettin yani. Yani. Eniştem şimdi biz burada ne işim var da benim bayramdan buraya kadar geldim. Eniştemin hatırı için. Yok yoksa. Şimdi bizim diğer amcaoğulları, biraderlerim onlar da dal kesiyorlar. Biz genel anlamında böyle kolektif olarak emece usulü çalışıyoruz dal kesiminde. En azından benim mevkimde herkesin dalı şu anda bitmek üzere. Rakım olarak da aşağı yukarı 350'den başlayıp 700 rakımına kadar arazisi olan yer bizim bayramda. Evet. Yaprak üzerinden kestiğin zaman daha rahat oluyor. Tabii. Hem de kestiğini anlıyorsun. Biz bunu geçen sene mesela bir Kasım ayında kestik. Ya karar verebiliriz. Şey yapamadık. Hangisini kessek, kuru muydu, yaş mıydı falan şey yapamadık. Ya hayal kurmuyorsun. Şurada yaprak olursa nereye gelir ama şu anda görsel olarak görüyorsun. Evet. Yani ona göre hareket ediyorsun. Evet. En güzel verim. Su zaten şu anda yavaş yavaş çekmeye başladı. Evet. Kesim için en ideal zaman. Kış dönemi biraz daha yaklaştığı zaman ister istemez şey oluyor. Yani soğukla etkileniyor. Doğal evet. Şartlarda. Motor ne kadar abi şu anda? Piyasası mı? He. Yani 11-12 bandında olması lazım. Geçen derken bir hafta önce aldılar. 11.500 aldılar. 11.500. Evet. Bir yan şeyini yani bunlar Eko ile bu aynı firma. Bu kaç yılda gamasını şey yaptı? Şimdi gama çalışma süresi. Ama sen de sürekli çalıştığın için yani. Yani bir yılda bir buçuk yıl dayandı şeyi. Öbür bu makine 2019 almışım bu makine. 2019'dan beri en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Dur bakayım. Gördüğünü bakayım. Tabii 2019. Şöyle çekelim. Aha. Bak 2019. Evet. 2019'dan beri ilk defa gamasını işte bugün ilk gün çalışıyorum. Yeni gama. İşte yeni gama derken yan sanayide. Bunu da Oregon'un aldım. Özellikle firma olarak, zincir olarak Oregon'da. Oregon da sağlam marka. Tabii canım. Oregon'un ben... Zincirde zaten bak Stine'nin haricindeki firmalar hep Oregon kullanır. Oregon'un şeyini öneririm. Tırpan için tabii. Misinesine. Tabii canım. Misinesi ben böyle bir şey görmedim. Çok sağlam bir misine. Durum bu hocam. Evet değerli dostlar. Yine göstereyim. İbrahim abinin profesyonellerin kullandığı Şavdavya. Motoru. İbrahim abi çok memnun. Bir buçuk yıldan 2019'da almış. 2019'dan beri kullanıyor. Arıza vermemiş. Maşallah. Nazar da değmesin. Kamasının iki boyundaki ağacı kes. Değil mi? Vallahi hiç. Evet değerli dostlar. Şavdavya makineyi tanıtmaya çalıştık. Herkese hayırlı sezonlar.